Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, dün geceki maalesef yine deprem bölgesinde meydana gelen deprem olayı hala gündemin sıcaklığını ve gündemin yoğunluğunu koruduğunu söyleyebiliriz. O gece yıkılan binalar da olmuş, o gece vefat eden insanlarımız da olmuş, göçük altında kalan insanlarımız da olmuş. Yani şunu söylemek gerekiyor. Aslında oraya yardım böyle depremi ilk birkaç günü değil de. Çünkü artçılar devam ediyor. Çürük binalar, orta hasarlı, az hasarlı binalar falan oluyor. Bunların da yıkılması devam edebiliyor. Etrafında bunların insanların yine can ve mal güvenliği tehlike altında oluyor. Kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani Rusya, Ukrayna savaşa girse bu kadar şehir savaşta bile harabe olmaz. Yani 10 tane vilayet ve hepsi de çok ciddi vilayetler ve çok ciddi bir şey bizim yardımlarımızın sürekli ve daim olması gerekiyor. Yani karınca kararınca çam sakızı çoban armağan denir ya yani ufak tefek demeden 20 lira 50 lira 100 lira günlük yani bir çorba içerken veya bir gün yemeğe otururken aklımıza gelsin bir çorba da benden olsun. Çünkü en azından o günümüzü yemek yerken boğazımızdan rahat geçer arkadaşlar. O sebeple ben bu hafta ve geçen hafta Akbank'tan yapmış olduğum trade'leri günlük 300 lira 500 lira kazanabiliyoruz. Zaten çünkü yapılacak trade yapılacak bir ortam yok. Çok acayip bir piyasa bunu da geleceğiz. Yani SMS olarak yollamaya gayret ediyorum. Bugün ise borsaya geldiğimizde 5264'te borsa gayet güzel açıldı yukarıya doğru. Ancak son anda özellikle son bir saatte çok ciddi ak yatırımın satışları vardı arkadaşlar. Bir anda dibe vurdular, tabana vurdular. Ve 5136'dan sonra 5149'a doğru bir hafif bir tepki oluyor gibi oldu karanlık odada. E şimdi tabii bunlar nedir? Ne oluyor? Yani hem bankalara konuşacağız hem bankalarda gitmiyor. Bankalarda böyle tamam yükseliyorum yükseliyorum diyor ama son anda onlar da satışı yedi. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada trade yapamıyorsunuz. Bir şey alıp satamıyorsunuz. Tuşa dokunamıyorsunuz. Yani artık pasife emir yazmaktan ben vazgeçtim. Ya yani pasife emir yazmıyorum. Pasife emir yazmak yani artık algoritma şunu hesaplayacak. Siz pasife emir yazdığınız zaman Algoritmanın hesabını yapacak. Ya arkadaş burada yani Akbank'ta 1000 notun hesabı güdülüyor. Yani 200 liranın 300 liranın hesabı güdülen bir ortamda. Alıyorsunuz aşağı iniyor. Satıyorsunuz yukarı çıkıyor. Çok hafif bir kar ediyorsunuz. Aldığınız işlemlerin komisyonu da veriyorsunuz. Gerçekten böyle çok terse düşüren algoritmalar var. Yani algoritmayı yenebilir miyiz? Algoritmayı yenebilmeniz biraz şansa bağlı oluyor. E şimdi tabii kademeler biraz ağır olsa gene 3 aşağı 5 yukarı bir analiz falan yapabilirsiniz ama... Kademeler de çok su Hatta bazen baktım da Akbank'ta yani bir ara 16.04'ten 16.08 arası boşluktu. Yani düşündüğünüz 16.05, 16.06, 07 boş. 16.08 dolu o da 4000 not, 3000 not bir şey var yani. Yani 10 kademe yukarısına bakıyorsunuz gerçekten çok cüzi rakamlarla Akbank 10 kuruş yukarıya vurabilirsiniz. Yani bu kadarca da bir sığlık oluyor. Şimdi tabi burada işlem yapmak da çok zor. O yüzden ben bugün size dediğim gibi biz bugün komisyona çalıştık. Komisyonumuzu verdik. Şimdi değerli arkadaşlar bankalar neyi bekliyor? Bankalar Borsa İstanbul'a yardımcı olması gerekiyor. Teknik analizde de bakarız. Yani artık çok bugünkü özellikle son 2 saatlik satışla pek iyi bir yere geldiğimizde söylenemez. Yani keyifsiz bir ortam, keyifsiz bir borsa, keyifsiz yatırımcılar neye bakacağız? Biz de burada çünkü bir yıldır bu işin içindeyiz. Giriyoruz, bakıyoruz, şey yapıyoruz. Temettünün derdine düşüyoruz. Yani temettüğümüzü alalım en azından. Temettü olarak bir gelir olur. Burada bize pek fazla bir ekmek yok deniyor. Bankaları ne bekliyor? Perşembe günkü faiz kararı. Şimdi perşembe günkü faiz kararına da bazı yabancı yatırım kuruluşları 200 bas puan faiz indirmekten falan bahsediyorlar. Şimdi arkadaşlar ultra gevşek bir para politikası içerisindeyiz zaten. Ultra gevşek. Yani gevşek para politikası değil. Ultra gevşek bir para politikası içerisindeyiz. Bu para politikası içerisinde enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Yani perşembe günü 200 bas puan faiz indirilir mi indirilmez mi? Yani normalde zaten 9 olan politika faizimizin indirilmemesi gerekiyor. Arttırılması gerekirken yani 200 bas puan %7'ye indirmek gerçekten bilmiyorum. Neyin hesabı yapılıyor? Ne düşünülüyor? İnşallah Allah sonumuzu hayır eder diyorum. Yani bizim göremediğimiz, bizim düşünemediğimiz, bizim aklımızın ermediği, bizim bilemediğimiz bir şeyler devlet aklıyla arka planda dönüyor olabilir. Belki biz kasada para yok diyoruz ama bilemiyorum Katar'dan 20 milyon dolar, 50 milyon dolar, Suudi Arabistan'dan, ne bileyim Kuveyt'ten, bir yerlerden, Azerbaycan'dan bir şeyler geliyor, bir şeyler sevap anlaşması, bir şeyler oluyor olabilir yani. O yüzden ben Perşembe günkü faiz kararı konusunda fikrimi söylemeyeceğim. Çünkü çok zor. bunu çok fazla umursuyor piyasa. İşin açıkçası piyasanın çok fazla umursadığını da tahmin etmiyorum. Ancak 200 bas puan gibi bir faiz indirimi yapılırsa bu belki TL'nin aleyhinde olabilir. Yani TL'nin aleyhinde olabilir. Dolar lehine olabilir. Bunu söylemek zorundayız. O yüzden bence inşallah bankalar perşembe gününü bekliyorlar. Pas geçerse biraz daha pozitif olabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir arkadaşlar grafiklere bakalım. Grafiklerde neredeyiz? Teknik analizde neredeyiz? Xbank'a bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar şimdi burada zaten biz şurada zaten çok güzel açıldı. Bakın şurası 20'si. Şu açılış. Açılış çok güçlü oldu dediğim gibi. Gayet güçlüydü. Sonra biraz düşüyor gibi oldu. Tekrar toparlandı yukarıya doğru geldi. Özellikle saat 17'den sonra bakın şurası 17'den sonra çok kocaman kırmızı bir bar aşağıya doğru indik. Ancak nedir arkadaşlar? Şurada trendin üstünde kalmış mıyız? Kalmışız. Bu bizim için pozitif. Yani 5105 buradan benim çizmiş olduğum bir trend. Bu mıknatıs gibi bunun üzerinde hareket edebiliriz. Yani şimdi tabii şimdi şuradan baktığımızda hareketli ortalamanın neresindeyiz biz arkadaşlar? Hareketli ortalamanın da üstündeyiz. Borsa İstanbul olarak. Trende baktığımızda da süper trendin de üstündeyiz. Yani şu an bu satışa rağmen aslında çok olumsuz bir durum olmadığını sizlere ifade edebilirim. Şimdi değerli arkadaşlar bir X Bank'a bakalım. Şimdi X Bank şuradan geldi bir, güzel bir yukarı doğru açılış yaptı aslında. Sonra bu trendin üstüne attık der gibi bir kırmızı olduk. Tekrar aşağı doğru geldik tekrar toparladık. En son ölüm vuruşunu da 17'den sonra yaptık. Şimdi ölüm vuruşunu 17'den sonra yapınca hareketli ortalamanın altında bir kapanış sergiledi. Bu bir karın ağrısı diyebiliriz yani bir X Bank'ta karın ağrısıyla hareket ediyoruz. Bu hareketli ortalamanın altına inince de işte dediğim gibi belki de bu faiz kararını bekliyor XBank ve Borsa İstanbul'a yardımcı olmuyor. Ana trende baktığımızda da ana trend aşağıda bayağı bir uzak noktalarda 3866'larda falan görünüyor. Yani buradan bir an önce bankacılık endeksinin toparlanıp bu hareketli ortalamanın üstüne çıkması gerekiyor ama şuradan şöyle bir baktığımızda şuradan şöyle alçalan trend içerisinde olduğumuz çok belli. Değerli arkadaşlar sizlere her zaman ben dolu dolu videolar çekmek istiyorum böyle. Ancak bazen gündemin böyle sığlığından mı diyeyim, gündemin aurasından mı, gündemin enerjisinin düşüklüğünden mi ne? Bazen sizlere böyle düşük auralı, düşük kaliteli videolar çekilebiliyor. Takdir edersiniz ki her gün size yüksek bir enerjiyle, yüksek bir moralle video çekebilmek kolay değil arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken şey nedir? Buralarda çok fazla trade giremiyoruz. Yani benim ne, ne önerebilirsiniz dediğiniz zaman, Selçuk Bey dediğiniz zaman... TL'nize sahip çıkın. Tamam. TL'nize sahip çıkın, şu aşamada sahip çıkın. Olası volatilitenin yani yukarıya aşağıya hareket ettiğini bilemiyoruz. Yani bir anda çok şiddet yukarıya doğru geliyor, bir anda çok şiddet aşağıya doğru gelebilir. Trade edemiyorsak, trade yapamıyorsak en basitinden, en kötüsünden yukarıya yukarıya çıktığı zaman hadi satmayı da bilmiyoruz, tepeyi de bilmiyoruz. Ama elinize TL aldığınız zaman alımlarda işte 1000 lira para geçti, 2000 lira para geçti, 500 lira para geçti, 3000 lira para geçti her neyse çok fazla beklemeyin. Gün sonlarına bakın. Gün sonlarında böyle derin %3, %4, %5 gibi bir düşüşler olduğu zaman oralardan malınızı alın. Aldıktan sonra gün içerisinde böyle bir anda da yüzde üç, dört yukarıya doğru vurursa da almış olduğunuz o malı orada verip ve günlük böyle kendinize göre bir trade yapabilirsiniz. Çünkü bu volatiliteyi yani şikayet etmek yerine hani diyorum ya karanlığa şikayet etmek yerine bir mum yakacaksın. Bu hareketsizliği, bu aurasızlığı, bu enerjisizliği bizler küçük yatırımcı olarak ancak bu şekilde kendimize avantajlı hale getirebiliriz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi haftalar, görüşmek üzere.